Bu dersimizde hazırlamış olduğumuz kurs listesinde bir filtreleme kuralları ekleyelim. Şimdi ben gelip daha önceden gelip şurada bir form hazırladım zaman kazanmamız adına. Şimdi bir tane kartın içerisinde kart body ve bir tane form. Formun ismini filter verdim ve geldim burada iki tane form grup ve bir tane custom checkbox aldım. Bunu tamamen bu step sayfalarından alıp buraya yapıştırdım. Şimdi bu form bizim için şöyle bir görüntü oluşturuyor. Şöyle gelir uygulamayı şöyle bir çalıştıralım ilk başta. cmd.net run diyelim. Ve gelip şuradan uygulamayı şöyle çalıştıralım. Evet, şöyle bir filtreleme alanı ve ben gelip burada filtre tıkladığım zaman şuradan herhangi bir bilgi girmediğim için buraya herhangi bir query string bilgisi gelmeyecek. Buradan query string bilgisi geliyor çünkü formumuzun tipi get, yani burada girdiğiniz name, price ya da is active alanı buraya query string bilgisi olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi burada normalde şu layout kısmına ben bir tane script ekledim. Bu script eğer kontroller eğer boşsa bunları query string bilgisi olarak eklemiyor. Yani bunların disabled özelliklerini açıyor. Dolayısıyla disable olduğu için de buraya bilgiler gelmiyor. Eğer bunu eklemezseniz şuraya şöyle sayfayı yenileyelim ve şuradan filtre tıkladığımız zaman bakın name ve price alanı boş olmasına rağmen buraya query string bilgisi olarak gelir. Bunu eklemenizde yarar var. Şimdi bunu okey diyelim. Şimdi buradan bir kurs ismi örneğin React ya da minimum fiyat 10 ya da aktif dediğimizde ve filtre bastığımızda burada işte name alanı içerisinde React, işte fiyat içerisinde en az 10 ve üstü olan kursları ve gelip buradan aktivi true olanları isteyecek. Eğer aktivi buradan kapattığınız takdirde filtreleme yapmadan is aktivi true ya da false olan bütün kursları buraya getirsin istiyorum. Şimdi gelelim uygulamada biz ne yapmamız lazım? Buradan gelen bilgileri şöyle filter diyelim. Buradan gelen name, örneğin fiyat ve is aktivi tıklayalım. Şöyle diyelim React on is active filter diyelim. Named React fiyatı en az 10 ve is aktivi 10 olan bilgileri burada şuradan alalım ve gelip burada bir filtreleme yapalım. Şimdi bu filtrelemeyi yapmak için ilk başta gelip şuradan kurs controller'da bu bilgileri query string alanından almamız gerekiyor. Bunları nasıl alıyorduk? Örneğin gelip şurada mesela string diyelim. Mesela name. Tamamen burada kontrol isimlerini yazmanız gerekiyor. Ya da ikinci olarak şöyle gelip string fiyat diyelim. Ve üçüncü olarak ise şöyle string şöyle is aktive alalım. Nerede? Şurada tamamen aynı isimde olması gerekiyor. Buradan fiyat bilgisini direkt desimal olarak da alabiliriz. Şöyle nullable fiyat diyelim. Şöyle herhangi bir değer gelmediği zaman null olsun burası. Ya da şu name alanı için şöyle varsayılan olarak null değeri atayalım. Hatta isActive için de şöyle null olarak atayabiliriz. Yani burada herhangi bir parametre gelmediği zaman bu bilgiler şöyle null olarak işaretlensin istiyorum. Şimdi gelin bu bilgileri tabi burada repository içerisindeki metoda taşımamız gerekiyor. Gelip burada bir metot oluşturalım. Örneğin gelip şuraya iEnumerable şöyle kurs diyelim ve gelip şöyle get courses by filters diyelim. Ve gelip burada parametreleri yazalım. Örneğin birinci parametremiz string name. Şöyle varsayılan değeri null diyelim. Ve gelip şöyle ikinci olarak şöyle desimal şöyle fiyat diyelim ve varsayılan değerine null diyelim. Ve gelip şöyle string değer diyelim. Burada da şöyle is aktif olsun. Burada da varsayılan değeri null diyelim. Bu şekilde 3 tane bilgiyi alalım ve EF repository'e gelelim şuradan. CTRL nokta implement interface diyelim ve eksik olan metotları burada benim için şurada hazırlasın. Evet. Nerede? Şurada. Şimdi buradan bize gelen bilgilerle şöyle bir filtreleme yapmamız gerekiyor. Şimdi filtrelemeyi şöyle yapalım. Şöyle diyelim. iQueryable geri dönüşleri kurs olan şöyle bir tane şöyle query oluşturacağız. Ve query'yi şöyle context üzerinden şöyle course diyelim. Bunu iQueryable olarak alalım ve gelen bilgilere göre bu sorguyu çalıştırmadan önce ekstradan üzerine filtreleme
ekstradan üzerine bir ver koşulu eklemiş olalım. Şimdi gelip buradan gelen parametrelere göre, örneğin şöyle name parametresi eğer null'a eşit değil ise, burada query eşittir şöyle query nokta bir vergül ekleriz ve geliriz buradan i nokta şöyle name alanına şöyle contains deriz ve yukarıdan gönderilen name'i bunun içerisine ararız. Şimdi burada önemli olan her bir kurs bilgisinin name'i üzerinde burada gönderilen name bilgisini arayacak. Yani herhangi bir kelimeyi de arayabilirsiniz ya da kurs isminin tamamını da arayabilirsiniz. Ancak arama yaparken kullanıcının girdiği bilgilere küçük büyük harf olayını kapatmak için şöyle mesela küçük harfe çeviririz. Yani veri tabanındaki name'i buradan küçük harfe çevirelim ve gelip buradan kullanıcının girdiği değeri de şöyle küçük harfe çevirip öyle arama yapalım. Ki büyük küçük harf önüne geçirmiş olsun. Şimdi gelip daha sonra desimal için şöyle bir arama yapalım. Şöyle fiyat eğer nula eşit değilse, yani buradan bir bilgi gelmişse bana, ben burada bir filtreleme eklerim. Şöyle query nokta ver. Şöyle i lambda i nokta fiyat. Ve burada şöyle büyük eşit yukarıdan gönderilen fiyat. Yani minimum fiyat bilgisini de burada alabiliriz. Yani büyük eşit olduğu zaman fiyat bilgisini de query olarak ekle. Şimdi gelelim is aktif alanına bakalım. Şimdi is aktif alanı buradan şöyle gelecek olan değer bana 10 değeridir. Yani checkbox eğer açıksa 10 değeri gelir. Eğer açık değilse herhangi bir değer gelmez. Yani ben 10 olup olmadığını kontrol edebilirim burada. Şöyle query eşittir. Şöyle query nokta ver diyelim ve gelip buradan i nokta is aktifine şöyle true diyelim. Sadece true olan bilgiler bana gelir. Ve burada yaptığınız bütün filtrelemeden sonra son olarak gelip buraya şöyle return query'i döndürelim. Ancak query'i döndürmeden önce toList ile bunu şöyle bir listeye çevirelim. Ve sorgumuz bu anda çalışmış olsun. Şimdi tabii ki bu metodu gelip burada kullanacağız. Şöyle kurs controller'a geleceğiz. Şunu artık şuradan silelim. Şöyle get courses by filter diyelim. Ve gelip burada name alanı için şöyle bir bilgiyi gönderelim. Name. İkinci fiyat. Üçüncü ise şöyle is aktif alanını alıp buraya gönderelim. Şimdi bilgilerimizi tamam gönderdik metod içerisine. Şimdi kullanıcı gelecek buradan bilgilerini dolduracak ve formu buton ile gönderecek ve form içerisinde değil de formun body kısmında değil de bize URL ile bu bilgiler gelecek. Yani URL'ye eklenen query string bilgileriyle name eşittir kullanıcının girdiği değer ya da fiyat eşittir price eşittir kullanıcının girdiği bilgi ya da is active eşittir seçmişse 10 seçmemişse herhangi bir bilgi bize gelmeyecek. Peki sayfa post edilecek ve sayfa tekrar yüklendiği zaman kullanıcının girdiği bilgiler tekrar form üzerinde olsun istiyorum. Dolayısıyla gelip burada şöyle viewback için şöyle bilgiler oluşturmamız gerekiyor. Yani kullanıcının girdiği bilgileri örneğin name bilgisini şöyle alıp tekrar viewback ile sayfaya taşıyalım. Şöyle viewback nokta örneğin fiyat eşittir. Şöyle fiyat diyelim. Ve gelip şöyle viewback nokta şöyle is active ile şöyle bize gelen is active'i gönderelim. Yani bu kullanıcının girdiği bilgiler tekrar buraya viewback içerisine alınsın ve sayfa yüklendiği zaman gelip tekrardan buraya bunların value'ları içerisine bunları aktaralım. Yani gelip şöyle viewback nokta name dememiz gerekiyor. Aynı şekilde şöyle value'suna şöyle at viewback nokta şöyle fiyat diyelim. Ve şunu check özelliğine buradan true ya da false gelmesi gerekiyor. Ama buraya gelen değer şöyle olduğu için örneğin is aktif eğer 10 sa şuradan gelen değer eğer 10 ise bu durumda check özelliğine true gitsin ya da şöyle false gitsin diyebiliriz. Dolayısıyla şuraya direkt şöyle gelip check özelliğine şöyle at vback nokta is aktif diyebilirim artık. Buradan bana gelecek olan değer true ya da false çünkü. Şimdi gelip şöyle derleyelim ya da gelip direkt buradan şöyle Ctrl C yapalım. Şöyle .NET run diyelim. Ve uygulamamıza gelelim.
Okey diyelim. Select sorgumuz gelsin. Şimdi şu anda oluşturulan select sorgusuna herhangi bir bakın herhangi bir filtreleme yok burada. Direkt herhangi bir filtreleme olmadan bütün kurs bilgilerini alıyoruz. Şimdi gelelim burada. Örneğin şuraya mesela React diyelim. Şuradan gelip mesela on diyelim. Şuradan gelip aktif diyelim. Okey diyelim. Bakın bir tane bilgi geldi. Bakın minimum fiyatı 10 ve üstü olan değerler. Tamam. İsmi içerisinde bakın React'i aradı. Ve is active ne true dedi. Is active'i buradan kaldıralım. Bakın false ve true geldi. İkisi de geldi. Örneğin bakın burada mesela ne diyelim? Mesela 11 diyelim. Bu sefer bu gelmemesi gerekiyor. Okey diyelim. Bakın gelmedi. Şu an React'i buradan silelim. Minimum fiyatı örneğin 10 olan ve aktif olan kursları bana getir. Şuradan React'i kaldıralım. Şöyle filter diyelim. Bakın bütün kurs bilgileri geldi. Minimum 10 ve üstü ve buradan hepsi aktif. Aktifi kaldıralım. Filter diyelim. Bakın hepsi geldi. Peki bu bilgiler buraya gelirken şurada oluşturulan sorgulara bakalım. Ctrl C dediğimiz zaman bütün sorgular buraya otomatik olarak gelecek. Şimdi ben her bir sorgudan önce şöyle gelip konsolu bir sıfırlayayım. Yani gelip şurada console.clear diyelim. Şöyle konsolu sıfırlayalım her seferinde. Şöyle gelip Ctrl CC diyelim. .NET Run diyelim. Okey diyelim. Bakın konsol sıfırlandı ve normal sorgumuz geldi. Şuradan aktif diyorum. Şunu şuradan alalım. Sadece aktif diyelim. Okey diyelim. Bakın oluşturulan soruda sadece bir tane ver sorgusu. Ver filtrelemesi. IsActive'i 1. Tamam. Şimdi gelelim. React diyelim. Filter diyelim. Şu an filtre bakalım. Bakın şuradan isActive'i 1 ve bakın end operatörüyle burada name'i sadece bizim girdiğimiz name değerine eşit olan. Yani bu bakın toLower'la da burada karakterleri küçültüp o şekilde arıyor. Eğer min price de eklersek filter diyelim. Şuradan bilgimiz gelmedi. Aslında geliyor ama şu anda konsol üzerine göstermiyor. Ctrl C bir kere dediğiniz takdirde hemen sorgu oraya geliyor. Bakın burada da ekstradan birinci sorgumuz. Şöyle bakın fiyat bilgisi de geldi. Şurada is active de geldi. Bu şekilde filtreleme kurallarını eklediğiniz bütün şartlar ver sorgusu içerisine eklenir ve ona göre filtreleme bilgisi karşımıza gelir.